Adamsın be. Şu anda ciddi anlamda bir hasarımız var. Tomayla tekte 9 bastık. Seyir gelecek mi? Krenamız düştü hatta. Bosumuzla vedalaşalım. Hop. Ya dejavu oldum ya. Hep aynı şeyleri duyuyorum ya. Şamanımın yan karakterlerinden bir tanesini vade ortasına getirdim. Bağış yapabilmesi için minimum 30 level olması gerekiyor. Biz de bu koşulu sağlaması için 30 level'e kadar götüreceğiz bakalım. Şuradan yeşil iksirimizi, mor iksirimizi basalım. Bir yandan da artı zorluk işleri düşünce işimize geliyor işin açıkçası. 2 tane de düşürdük. Gayet değerli şu anda Marmara sunucusunda. 4-5M gibi güzel bir piyasası var. Artıları da ara ara gördükçe alıyorum ama çok da bir önemi yok artıların. Lonca hesaplarımı 30 level'e kasarken bir yandan da oluşan setleri değerlendirmeye çalışıyordum. 480 puan olduk. Bu setle birlikte arkadaşlar, yani bu seriyle birlikte 500'ü geçeceğiz. Alttan ismimiz geçecek. İlk defa geçiyor. Çok mutlu oldum. Bu sevincimi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Altınla birlikte üste geçtim abi. Üste ismimiz geçti ya. 540 puanla üste ismimiz geçti. Haydi. Adam ya, adam ya. Geldi adam. Hadi altın sandığımızı da açalım. 10M3'te kuşak çıktı. İyi, fena değil. 10M3 bizde de vardı bir tane. Şansımızı deneriz aşağı indiğimizde. Yani daha doğrusu köye gittiğimizde. Ufak çaplı bir simya denememiz var. 2 tane endere yakut getirdim. Bir tane antika alırsak gerçekten muazzam olacak ama öncesinde yeşim yakmak istiyorum. Abicim geçmeyen yeşim geçiyor. Şöyle bir şeyler yaksak. Allah Allah Allah. Bir tane yaktı. Bir tane geçti. Bu geçer mi? Bu da geçti. Hadi yaktığı yere kadar basacağım. 12'si vurdum abi. 12'si yandı. Şimdi yakutu vurayım. Ulan yakutu bari geçir arkadaş ya. Ulan yakut geçsin diye her şeyi yaptık, yine de yakut yandı. Hesap kasma olayımıza şimdilik ara verdiğimizi söyleyebilirim. Şamanımın yan karakterlerini, yani 4 hesabında 30 level'e kastık şu anda lonca için. Yeterli olacaktır. Kaç tane? 32 tane artısız ort işi elde ettik. Ara ara ücretsiz otomatik hava falan bıraktım. Yerde gördüklerimi falan topladım. Böyle bir şey ortaya çıktı. En sonunda 3.5-4M'lik bir piyasası vardı. Bakacağız, ona göre atarız pazara. Burada artılı 2 tane de artısı lanet kitabı aldım. En son 2.5-2M falana satılıyordu lanet kitapları da. Artılı ork muskalarımız var. Burada artılı ork dişim var belirttiğim gibi ama artılı ork dişiyle muskalar pek para etmiyor arkadaşlar ama ucuzdan işte onları da atar satarız. Onları da toplayayım dedim. Şimdi 2 tane 10M3'lü kuşağımız var. İnşallah geçmesini istiyorum. Geçsin, çok bir önemi yok ama yandı mı? Abi bugün niye böyleyiz biz ya? Oyunumuza yeni dahil olan Kralı Yakala oyunu hakkında sizlere bilgi vermek istiyorum. Eminim birçok yayıncıdan gördünüz ama ben sizlere kısa ve öz bilgiler vererek anlatmaya çalışacağım. Çok fazla hani kafanızı karıştıracak şeyler söylemek daha istemiyorum. Direkt mantığını anlatacağım arkadaşlar. Şöyle bir başla diyelim. Bu arada buradaki paneli Paint'ten hani unutmamak için not alan arkadaşlar var. Ben envanterimi kullanıyorum. Zaten 5'e 5'lik bir alan istediği için envanter yeterli oluyor. 5, 10, 15, 20, 25 şurası kullanabileceğim bir alan. Şimdi oyunun mantığı ne abi? Oyunda 3 tane 5, 1 tane kral var. 3 tane 5'i ve kralın yerini tespit etmeniz lazım arkadaşlar. Bu 3 tane 5 ve kralın yerini tespit edemezseniz kesinlikle gümüş ya da altın alma gibi bir durumunuz yok. Onu söyleyelim. Peki 5 ile kralın yerini nasıl tespit edeceksiniz? Burada 1, 2, 3... 4'ü çok kullanamıyorsunuz bir tane olduğu için. Taşlarla işte rastgele açıyorsunuz. Genelde köşelerden şu 4 köşe. Bir de orta açılır. Çünkü etrafında 5 olduğu zaman uyarı veriyor. Diyor ki etrafında 5 var. Sizler de bu sayede 5'in yerini tespit edebiliyorsunuz. Ama kralın yerini tespit edemiyorsunuz. Herhangi bir yanıp sönme olayı da olmuyor. O yüzden de biraz şansa dayalı bir oyun. Çok iyi biliyor olsanız dahi yani şansınıza bağlı olarak bronzla ayrılabiliyorsunuz. Böyle de bir durum var. Öte yandan tabi heyecan yapmayıp bildiğiniz yani yerini bulduğunuz taşları yanlış zamanlarda açmayın arkadaşlar. Uygun taşı uygun zamanda açmanız lazım. Bu da oldukça önemli. Uzatmadan şöyle elimizdeki 1 ile başladık. 1 ile zaten her türlü açtığınızda taş elinizden gidecek. Çünkü 1'den küçük bir sayı yok. 1'den bir küçük sayı olmadığı için en ihtimalle 1'i bulduğunuzda 10 puan eklenir. En kötü ihtimalle de zaten 2, 3, 4, 5'i bulursunuz. Elinizden sürekli taşları kaybetmeye devam edersiniz. Bu şekilde ilerler.
elinizdeki taştan küçük bir sayı bulmanız lazım ki puan alabilirsiniz. Ama elinizdeki taşla aynı taşı bulursanız da gene puan alıyorsunuz. Ama taşınız kayboluyor. O yüzden de 1 ile sürekli taşınız kaybolacak her açtığınızda. Bunu da belirtelim. Şimdi köşelerden açmaya başlıyorum. 3'ü buldum. Etrafında herhangi bir 5 yanmadı. Hemen not ediyorum arkadaşlar. Unutmadan. Not edeceksiniz. Not oldukça önemli. Buradan devam ediyorum abi. 5'i buldum direkt. Çok güzel. 5 karışmasın diye şöyle mor iksirle koyacağım. Şu köşeden devam ediyorum. 1 bulduk. 1 zaten elimizdeki de 1 olduğu için direkt açıldı. Onu yazmamıza gerek yok. Sol üstten devam ediyorum. 1 bulduk. Puan eklendi. Taş gitti bak arkadaşlar. Taş sürekli gidiyor ama puan ekleniyor aynı taşı bulduğumuz için. Etrafında da bir 5 uyarısı aldım. 5 uyarısı aldım ama şu üçünden biri. Bilemiyorum. O yüzden şu ortayı da açacağım. Ortayı da açtığımda şu ikisinden biri kalacak. Eğer bu yanmazsa. Şöyle vurdum. Yandı arkadaşlar. Bu da olabilir hala. Geçerliliğini sağlıyor. 2'yi de not edelim unutmadan. 2 de şöyle en ortası. Aynen. En ortaya koyduk. Bu durumda ben bunu açmak istiyorum. Emin olmamakla birlikte. Şöyle taşı alalım elimize. 3'müş. Şuradan devam edelim. En azından şu kısmı elemek istiyorum. Muhtemelen şuralarda bir yerde bu 2-5 ama tam kestiremedik şu anda. Net emin değiliz yani. Evet. Burada değilmiş abi. Gördünüz şu kısmı eledik. Şuradan vurmak istiyorum. Burayı açmamıştık. Evet. 5'in bir tanesi bu kısımdaymış. Unutmadan bu 3'ümüzü de buraya yazalım. 3'ü de yazdık. Bu ikisinden birinin 5 olduğunu biliyorum. Bir de burada bir 5 var. Önce şuradaki 5'i bulacağım ya. Bir şansımızı deneyelim. Hatta direkt şuraya vurayım bir tane. Buraya vurduk mu abi biz? Şu kısma vurduk mu? Vurmamışız. Aynen ben bunu açayım. Hem buradaki taşı görmüş oluruz hem de buradan emin olup olmadığımızı anlarız. Bu taşı açmak mantıklı şu anda. Evet. 5 burası abi. Direkt belli oldu. Hem de oradan puanımızı aldık. Bu tarz hareketler de yapabiliriz. 2 taşa düştüğünde. Şimdi buraya dur morla yazalım oraya 5'i de. 5'imizi de bulduk. Geriye kaldı bir 5. O da burada bir yerde. Ona da bakacağız şimdi. Tabi kralı da bulmak önemli. Taşlar gitgide azalıyor. Şimdi burada olmadığını biliyoruz. Buradan da vurduk değil. O zaman burası mı? Aynen. Ha, biz bu köşeleri açmıştık arkadaşlar zaten. Biz buraları açmıştık. 5 burası. Bir dakika şimdi hatırladım. Biz 3. 5'i de bulduk şu an. Biz 3. 5'i bulduk abi. Şu 3'ün üstü 5. Burası çünkü değilse burası oluyor otomatik. Biz zaten köşelere bakıp denemiştik şansımızı. Şura otomatik 5 oldu. Şimdi kralı bulmaya çalışacağız. Elimizdeki sayı da 3 şu anda. 5'lerin yanında olabiliyor genelde ama pek emin değilim. Bir varsayım üzerinden gidiyorum şu an. Çok da uzatmayalım. Kralı arıyorum abi şu an rastgele. Mantık yok. Sadece açtığım kısımları tekrar açmamaya çalışacağım. Burayı açmamıştım ben. Açtım. 4 çıktı. Bak elimizdeki sayıdan büyük olduğu için taş da gitti. Kötü oldu bu gerçekten. Ama gene de şöyle bir not edelim o 4'ü de. 4'ü de not ettik. Buradan şu an açabileceğimiz 5'in yanında mı arasam kralı? Hadi 5'in yanında arayalım. 2 varmış abi 5'in yanında. Bu arada şu pozisyonda elinizdeki sayıdan küçük sayılara eminseniz, yani emin olduğunuz yerler varsa direkt banko puanınızı alabilirsiniz. Mesela 5'in üstünde bir 2 varmış. Bu 2'yi de alabilirim aslında şu an elimdeki sayıyla. 4'te de alabilirim. Çok önemi yok ama toplayabilirsiniz. Bunu da göstermiş olayım. Hatta şu 2'yi de alalım buradan. 2'yi de aldım kalmasın. Başka emin olduğum bir yer var mı? Yok arkadaşlar. 3'ün emin olduğum yerler var ama 3'e basarsam elindeki kart da gidiyor. O yüzden de 3 olan yerleri almanın bir mantığı yok şu dakikada. Hala kralı aramaya devam ediyorum. Şurayı mı açsak? Bir de şurayı açalım arkadaşlar. 3 varmış. Kötü oldu. Elimizdeki taşı da kaybettik. Şimdi 4 ile emin olduğum bir 3 var burada. Onu direkt yiyip puanımı almak istiyorum. Kralı bulmadan önce puanımı alayım abi. Buradaki 3'ü de alalım. Buradaki 3'ten de eminiz. Şimdi şurada bir 3 var. Bu 3'ü de alacağım. Başka 4'ten küçük 3-2-1'imiz var mı bildiğimiz? Yok arkadaşlar. Başka da bildiğimiz bir yer yok. Olan yerleri zaten açtık. Şimdi 4'ten küçük sayılar bulup puan toplamaya devam edebiliriz. Direkt 4 bulup
elimizdeki taşı da kaybedebiliriz. Tabii bu süreçte de şu an kralı arıyor olacağız. Böyle de bir durum var ama hala kralın yerini bulamadık. Bu da oldukça önemli tabii ki. Beşinci çaprazını mı açsak? Hadi bunu açalım. İki varmış burada. Mesela dörtten küçük olduğu için taşımı almadı. Puan vermeye devam ediyor. Gibi gibi düşünebilirsiniz. Bilemedim ki. Bir de şurayı açacağım ya. Bir varmış abi burada da. Bir de burayı mı açsam? Hadi burayı da açtık. Burası da ikiymiş. Güzel puan topluyoruz ama yani kralı bulmak önemli. 4 bulduğumuz dakikada patlarız abi. 4 bulduğumuz dakikada patlarız. Burayı açsam burası da 1'miş. Burada bir bu kaldı. Bunu da açacağım ya. Yapma be. Tüh. Elimizdeki taşı da kaybettik. Şimdi gerçekten sıkıntı büyük arkadaşlar. Eğer ki 4 ile kralın yerini tespit etseydik 5 ile puanları toplayıp sonunda da kralı vuracaktık. Alıp gidecektik abi sandığı. Ama şu an gerçekten sıkıntı büyük. Şurada etrafında 5 olmadığını biliyoruz. Burayı açarak başlayalım. Yani geriye de çok fazla taş kalmadı. Yani kralı bulma olayımız da bir tık yüksek ama şu dakikada patlarsak işte puan da alamıyoruz. Saçma sapan mevzular dönüyor. Yani isterseniz risk alacaksınız ya da şu an ben 5'i direkt vurup 400'ün üstüne çıkabilirim. Gümüş almak için. Risk de alabilirim. Bilmiyorum ne yapacağımı. Şu an bir tık düşünüyorum. Biz bu 4'ü de alalım buradan. Unutmadan. Oradan da bir puan geldi. 410 olduk arkadaşlar. Şu an gümüşü garantiledik. Güzel. Ama kralın yerini bilmiyoruz. Eğer kralı da vurursak altın alacağız. Yani şu an risk almak daha mantıklı. Zaten 5'i direkt vurup eldeki karttan olmak pek mantıklı değil arkadaşlar. Ben 5 direkt alsam 460 olacak. Kralı hala bulamamış olacağım. Şu anda risk alıp benim kralı bulmaya çalışmam lazım. Zaten toplanacak başka bir sayı kalmadı. Burasının 5 olduğunu biliyorum. Burası 5, şurası 5. Ya burası kral ya da şu üçünden biri. Üçünden biri. Yani bu durumda %25'teyiz. Düşündüm abi. Şurası bir tık yakın geldi bana. Tüh. Bu durumda şu mu kral? Kral burasıymış abi işte. Kralı bulamadık. Gümüş alıyorsun. Şimdi farklı bir hesabımdayım. Bunu da yine kralı yakala oynuyordum ama sizde de yine bahsetmem gereken çok önemli bir detay var. Detay da şu abi. Mesela burada 5'leri buldum ben ama 5'leri hep karışık dağıtmışlar. Karışık dağıtıldığı için burada mesela 5 ile birçok sayıyı toplayamıyorum. 5 ile birçok sayı toplayamıyorum. Bu durumda ne yapmam lazımdı benim? İş hani son raddeye gelmeden 4 ile küçük sayıları toplamam gerekiyordu. Böyle kaldı mesela. Şurada bir tane 5 var. Şurayı açamıyorsun. Burada 5 var. Burayı açamıyorsun. Burayı açamıyorsun. Zaten burası kral. Bir şekilde kesişiyor. Bu tarz durumlarda yaşayabiliyorsun. Mesela bu durumda ben maksimum alabileceğim gümüş yani arkadaşlar maalesef ki. Şunu açıp devam etmem lazım. Yapabileceğim en iyi hareket o. Şunu açıyorum. Burada 5 olduğunu biliyorum. Buradan bir 320 oldu. Kral da burada. Kral da koyup 420 gümüş alacağım. İşte taşların dağılımı da önemli. Bir tık şanssızız yani. Beşlerin hepsi yan yana olursa daha iyi puan alıyorsunuz. Çünkü daha rahat toplayabiliyorsunuz sayıları vesaire. Buradan da gümüşümüzü alalım. Bu gümüşü de açtım abi. Bundan da yan mı çık? Evet, ilgili söyleyebileceğim. Burada kralı yakala masası var. Ödülleri gör dediğinizde arkadaşlar. Gümüşten ne çıktığını burada görebiliyorsunuz mesela. Değerli olarak ne çıkıyormuş? Örümcek yumurtası. Burası tıraş. Geç abi. Burada ne var? Korlar çıkabiliyor. Soylu normal. Hakim kuşağı çıkabiliyor. Basitmiş. 3 saatlik yükseliş iksirleri var. Hesap kasarken vesaire işinize yarayabilir. Bu arada gümüşe bakıyoruz biz. Nemere razıdır yumurtaları fena değil. Hava ifşekleri geç. Fasulye var, ticareti var mı bilmiyoruz. Burada rüzgarın ayakkabıları ve ışınlanma özlüğü bir tık işinize yarabilir ama en değerlisi bence burada büyülü metal abi. Başka XP'ler cart curt. Bir de ev sünnesi artılı çıkıyor. Ondan büyük ihtimal ticareti vardır diye düşünüyorum. Bir de altına bakalım. Altından ne çıkıyor? Yine burada yumurtalarımız var. Tabi yine korlarımız var burada. Destansı kor içerisinden ev su simya çıkarabiliyorsunuz. Demirci taşı, büyülü metal. Yine bu şekilde değerli ürünlerimiz var. Başka söyleyebileceğim titan dioksit, pet kitabı sandıkları vesaire. Bunlar da çıkan binekler arasında. Kahramanlık madalyası da çıkıyormuş. Bir günlük mü çıkıyor acaba balık sandığındaki gibi yoksa bir haftalık mı çıkıyor onu bilmiyorum. Bilenler yoruma yazabilir.
Bu video için anlatacaklarım buraya kadardı. Umarım işinize yarayan bir video çıkarabilmişimdir. Destek amaçlı çıkarken like ve abonelik bırakırsanız bizleri çok mutlu edersiniz. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.